Hepinize günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Bugün artık o çok istediğim içeriklerden birini çekiyorum. Yani bugün başlatıyorum ama sonrasında nasıl olur bilmiyorum açıkçası. Çünkü bugün ilk açılışı yapıyoruz. Arabaya bindik. Sabahın köründe kalktık. Bir tane ev bulduk. Ve şimdi ona bakmaya gidiyoruz. Lokeren'de. Buraya Anvers'e yarım saat uzaklıkta bir yer. Yine orası da bir merkez. Kendi center'ı falan da var. Gent'e de yakın. Gent'e daha yakın sanırım Anvers'ten, değil mi? Tabii. Gent 15-20 dakika uzaklıkta bir yerde. Gent'i de biliyorsunuzdur zaten Türklerin en çok olduğu yer aslında Gent. Ve orası da yine çok güzel bir şehir. Böyle mimari olarak vesaire. Öyle bir ev bakmaya gidiyoruz şimdi. Evi internette zaten ben bulmuştum. Beraber bakıyoruz zaten Ezo, Emre, ben, annem. Hepimiz bir koldan ev araştırıyoruz şu an. Ve bir tane dediğim gibi bulduk şimdi. Ona bakacağız. İnşallah çekim yapmama da bir şey olmaz. Gerçi adam gelmeyecek, doğru. Biz ofisten direkt anahtarı alıp kendimiz gidip bakıyormuşuz. O şekilde yapacağız. Size de çekerim. Yani fotoğraflarda güzel gözüküyordu. Bahçeli, güzel bir ev. Neyse artık oraları videonun devamında sürpriz olsun. Öyle. Çok mutluyum. Sabah sabah güzel bir haberle uyandım çünkü. Emo'yu da göstereyim size. Şimdi o biraz arabaya yürüdüğümüz için. Evet. Bir daha yetişmek istediğimiz için saat 11 ile 12 arasında randevu aldık. Orada olmamız lazım. O saatlerde. 12'de geri anahtarı teslim edecekmişiz. Bir de kamera sallantısı nasıl arkadaşlar? Bir ayar yaptım, sallanma ayarı, ama bu sefer sallanmasın. İstediğim zaman çekim alanı darlaşıyor. Şu an mesela sallanıyor aslında. Arabanın içerisinde sallanıyorum. İnşallah sallanmıyordur kamerada. Ayarını yaptım yani. O benim gözüme batıyordu. Düzelttim. Kahvaltı etmeden çıktığımız için hemen böyle bir tane tost ve kruvasan, tost kruvasan aldık. Tost kruvasan çoktan bitti. Şimdi ben bunu yiyorum. Peynirli, domatesli ve risottolu, çok güzelmiş. Bugün böyle bir trafik de var. Burada hep trafik var zaten. Burası şey ya, biraz ana yol. Her yere buradan gidiliyor yani. Dans derken. Burada Türkçe bir şey gördüğümde hiç şaşırmıyorum yani. Bir iş yaptık gibi bir şey yani. 10 dakikası kaldı. Ve etrafta yüksek binalı ev yok. Aha, ineklere bakın. Böyle her yerde inek var. Çok tatlı ya. Böyle hep bakın müstakil evler. Ve biraz önce daha fazlaydı girişte. Şimdi burada biraz az. Neyse, az kaldı. Heyecanlandım. Bakalım ev nasıl? Şimdi arkadaşlar, burası giriş kapısı. Biz eve geldik. Hemen size başlatıyorum çekmeye. Bakın dışarısı. Hemen buraya döndüğümde ev zaten sıfır yenilenmiş. Burada da böyle çamaşır odası ve işte vestiyer gibi bir şey yapmışlar. Orası merdiven altı. Evet. Burası Harry'nin odası. Sonra şurada şöyle ufak bir misafir banyosu herhalde. Yukarıda var mı ki? Bu ayrıca banyo, bir de yukarıda var. Yukarıda var. Ya tamam benim. Dur göstereceğim seni daha. Şimdi merdivenlerden çıkıyoruz. Bakın orada kaldı. Neşe kaynağı ya. Şurada şöyle minik bir hol var. Hemen ben şuraya döneyim. Burada böyle bir oda var. Şöyle dolap. Bayağı küçükmüş bu oda. Şurada böyle bir alan yapmışlar. Şurası bahçenin üstü. Bahçeyi de göstereceğim size. Sonra karşıda böyle bir oda var. Burası öne bakıyor aynen. Evin olduğu mahalle burası. Ve burada da banyo. Ya banyo sadece, tuvalet yok. Böyle. Evin içi komple yenilenmiş. Yani yeni kokuyor, inşaat kokuyor daha. Petekleri de yenilenmiş. Hepsi yeni. Almanya'daki evden sonra çok yeni geldi burası bana. Şeyler bile varmış bunlar. Spotlar. Şimdi buradan iniyorum. Bir şey var. Buzdolabı var bak içinde. Altında da dondurucu var. Aa, buzdolabı içinde. Aa, iyiymiş. Adamlar her şeyi düşünmüş bile. Vallahi. Fırın var, ocak var, davlumbaz var, her şey var bile. Şimdi çamaşırla makinesi alacağız. Ya evet. Mutfakta şöyle genişten göstereyim. Çok güzel renkleri, siyah koyu tonlar. Mutfak. Şimdi burası da bahçesi. Bahçesi ufakmış. Daha büyük bahçeli yerler biz görmüştük.
Böyle çevresinde de yine evler var. Şöyle kapatıyorum. Evet, her şey yenilenmiş. Baksana ışıklar falan. Kapı dolu var, her şey var yani. Evet, evet. Ve ev temiz, hiçbir bir şey yok yani. Bir tadilatı gerek yok. Eşyanı al, cebine gir çekil. Konuşurken çekeyim bari. Sonra geri çekiyorum. Çok güzel çıkıyorsun ama. Yeşil çok yakışmış sana bugün. Gözlerinle uyumlu. Utandım. Böyle. Arkadaşlar. Yani ev yeni olması ve güzel olması artı. Ve her şeyi yapıyorum. Hemen orada istasyon var. Hemen istasyonun altında yürüme yeri, orada su var, dere var. Önümüzde park var zaten gördüğünüz gibi. Aynen. Park yerleri hepsi mevcut. Evet. Eğer isterseniz şimdi ben kendimi bırakmam anahtarı aldığım için. Anahtarı geri teslim ederken formül alacağım. Ona dolduracağız istiyorsanız, ona göre başvuracağız. Sizin seçiminize bağlı tamamen. Evet. Küçük gelecek. Şimdi bir sürü ev baktık ya. Ha. Ya bu bahçe küçük değil mi sence? Bence iyi. Lokeren gibi bir yerde iyi. Çünkü öyle başka mi? Evler de var ama onların mesela tadilatı var. Yani illa bir yerde bir şey yapmak zorundasınız. Ama burada tek mal işi hani döşeyip taşıyıp gelmen gerekiyor. Hiçbir şey yapmana gerekmiyor. Evet. Küçük olan bahçe olsun. Bahçe normal at bir bahçe seti, evet. Masa sandalye, bütün yazını geçir. Yap bir yalan çimen var bizim burada. Ser onu tamam. Evet evet. Her ay için ön var, arka var, evet. Kocaman hava. Evet işte ben o Hera ya benim tek şeyim. Şimdi mesela bizim ilanda gördüğümüz bazı yerler vardı ama yerleri nerede tam hatırlamıyorum da. Mesela böyle taş bir yer var. Bir de azıcık daha böyle şey var. Çimen var çimen. Mesela. Orada mesela burada o yok ya. Bunun da önde var o çimen mesela. Önde küçük bir park var. Alan olduğu için burayı küçükmüş ve kapının önü ama daha geniş mesela. Evet. Önü açık. Park var, her şey var yani. Evet, bir de ben buzdolabına şaşırdım. Gizli buzdolabı yapmışlar buraya. Vallahi. Bunu hiç tahmin etmiyordum. Zaman kalmadı. 12'de teslim edeceğiz. Sonra artık değerlendirmesini yaparız. Evin önü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle size evi karşıdan da göstereyim. Şu üst kat ve şu alt kat burası. Arka tarafta dediğim gibi bahçe. Burası da böyle park. Böyle bu park da her yerde olmuyor ya. Ben bir de öncelik Hera'yı düşündüğüm için onun hani yaşayabileceği bir yer bakmaya çalışıyorum açıkçası. Yani dediğim gibi ev burası. Şu yan taraftan da bir teyze çıktı biraz önce bize. Ne yapıyorsunuz diyor, neden geldiniz falan. Neyse burası işte. Park yeri falan da buralar park yeri. Evet biz bir Lokeren'in merkezine indik. Hep beraber oturduk, bir kahve içtik, bir tatlı falan yedik. Ama minik bir alışveriş yaptık. Vibra diye bir yerden. Ezo söyledi. Bizim Teddy'ye benziyor Almanya'daki. Rico'ya taramak için tüy ve sadece ama sadece 1 euro. Sonra şöyle tuvalet için poşet. Bu da 1 euro. 10 tane varmış ve inşallah iyidir. İyi bir şey yapıyoruzdur bilmiyorum. Bunu da Ezo söyledi. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Bu da mesela elbisenin veya pantolonun boyu sana uzun geliyor. Bunu içine katlayarak ütülüyormuşsun ve orası kısalıyormuş. Bu da çok mantıklı bir şeymiş gibi geldi. Bulunmalı bence her evde. Sonra bandana aldım. Böyle bir tane gri, bir tane de böyle siyah beyaz. Bu da 3 eurodan 1 euroya düşmüş indirimde. Ve Rico'ya kıyafet aldım arkadaşlar. Bu ne? Bir an önce giydirmek istiyorum. Çok tatlı değil mi ya? Yılbaşı konsepti. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Sonra şunu aldım. Bu da bayağı fiyatı uygundu. Yani bilmiyorum ne kadar iyi ama 2 euroymuş ateş ölçer. Başka bir şey var mı? Ha bir de şöyle bir şey aldım. Bu da sütyen arkası için. Dar gelince mesela bununla genişletebiliyorsunuz. Mesela kap kısmı tam oluyor ama arkası dar geliyor. Bununla vücudunuza uygun bir hale getirebiliyorsunuz. Böyle yani. Şimdi Ezo önde, biz arkada. O kendi arabasına bindi. Zele'ye gidiyoruz. Zele diye bir yerde yaşıyor Ezo.
O taraflarda bir oturacağız. Onun da işi varmış. O onları halledecek. Biz de o sıra ev bakıyoruz hala. Sağ olsun kaç belki 6-7 tane yeri aramıştır bizim için. Randevu alabilmek için eve bakmak adına. Onları falan arıyor. Kıyamam, koşturuyor bizim için. Erkek arkadaşıyla da tanıştık. O da çok tatlı biri. Hatta cumartesiye plan yaptık. Böyle henüz fikrimi söylemek istemiyorum. Ama bize sadece küçük geldi. Tek eksi yanı o benim için. Yani daha büyük bahçeli dubleks evler var bizim baktığımız. Ve burada da kriterimiz o arkadaşlar. İstediğimiz şey o. Kesinlikle bahçeli. Bu isteğe geçiyor. Direkt ev. Apartman istemiyoruz. Çünkü burada biraz daha çok Almanya'ya göre, yani bizim yaşadığımız yere göre. Almanya dediğimde sonra yanlış anlıyorlar. Almanya dediğimde siz anlayın arkadaşlar. Ben Magdeburg'dan bahsediyorum ama Magdeburg dediğimde herkes anlamıyor. Çünkü çok bilinen bir yer değil. Orada mesela daha çok apartman kavramı var. Böyle çok az vardır. Burada da daha çok müstakil var. Apartman çok az var. Onlar da bayağı küçük. Bak bunlar hep eski ama rezidans gibi yapmışlar yine. Şöyle yanımızda bak. 4 katlı mesela apartman ama 4 katlı en fazla. Burada yani seçeneğimiz o şekilde. Çoğunda zaten şey falan da var. Teras var, bahçe var, balkon var. Yani buradaki evlerin dizaynı bana daha güzel geldi. Anvers'ten bahsetmiyorum bakın. Anvers'in bu merkezi bayağı şey. Evler küçük küçük. Ondan bahsetmiyorum. Şu an mesela Gülbar annemlerin kaldığı ev de aynı şekilde. Tam merkezde. Her yere yürüyerek 5-10 dakikada gidebiliyorsunuz ama ev çok küçük. Yani biz biraz daha sessiz sakin bir yerde olsa bizim için okey. Onda problem yok. Öyle. Bir de şömine var mesela çoğunluğunda. Aslında şey doğalgaz ısıtma ama şömine de var çoğunluğunda. Ya böyle bir ev de olabilir. Bunlar da iyi aşkım. Bunun birinci veya ikinci katı da olabilir. Yani olabilir canım. Ama genel olarak bakın böyle evler. Şimdi göstereceğim size. Bu yol üstünde çok fazla müstakil vardı. Bir takipçi bana şey yazmıştı. O geliyor hep aklıma. Almanya'da boş ev turunu attıktan sonra aşkım. Hı. Bu ne ya? Bayağı bildiğimiz normal bir ev bu. İşte ben şömineli, hani televizyonlarda izlediğimiz gibi bir ev bekliyordum. Hani Avrupa yurt dışı denince. o burada olacak arkadaşlar inşallah. Yani bizim de istediğimiz o tarz bir ev. Ama Almanya'da biraz süre, zaman kısıtımız vardı. Biraz da hızlı yapmak istemiştik. Ama burada öyle bir sorunumuz yok henüz. Yavaş yavaş içimize sine sine yapıyoruz. Ve Belçika'da buraya geldiğimizde de zaten ilk söylemiştim. Her şeyi yavaş yavaş güzelce yapacağız. En iyisini yapmak istiyoruz diye. Öyle o şömineli ev belki burada olabilir. Çok böyle açıp yakacağımı zannetmiyorum ama. Evet tabii canım böyle. Görüntü başka. Nadir. Evet görüntüden başka bir şey yok. Ya da böyle bir şarap keyfi yapmak istersin atıyorum. Arkadaşların evet. Gelir. Ya da patlıcan falan közleriz. Düşünsenize şömineyi yakıyoruz ve Emre patlıcan közlüyor. Hayaller hayatlar. Evet biz eve geldik. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Brikoyu giydireceğim. Biz bayağı bir dışarıdaydık. Arkadaşlar. Biz öyle ayrıldık. En son yine bir yere oturduk. Bize Belçika'ya özgü şeyleri yediriyor. Ekmek arası bir şey yedirdi. Buraya özgüymüş yine. Onun tadına baktık. Biz sürekli böyle şey yaparsak yandık ama. Buraya özgü, buraya özgü diye diye. Vallahi çok yiyoruz şu sıralar. Neyse sonuç olarak bir kere de olsa en azından bir ev bakmış olduk. Siz de düşüncelerinizi yazın. Merak ediyorum düşüncelerinizi. O ev için özellikle. Benim şöyle söyleyeyim, Almanya'daki evimizden küçüktü. Yani dubleks ama küçük. Bizim Almanya'daki ev daha büyüktü. Yatak odası ve giyinme odası çok küçük. Gel. Gel Rico. Gel bak sana cici aldım. Bu arada kedilere veya köpeklere giysi giydirmek aslında iyi bir şey değil. Bunu biliyorum. Ben zaten sürekli giydirmiyorum. Şimdi yazanlar olacak diye önceden söyleyeyim dedim. Bunu ben öyle ara ara zevk için giydiririm. Hani böyle üşüyeceği zamanlar, havanın çok soğuk olduğu zamanlar giydiririm. Onun dışında giydireceğimi zannetmiyorum. Popo kısmı peki? Rico! Rico! Gel oğluşum. Gel aşkım. Kapıda bir selamlaştık zaten. Ya çok tatlı bu. Rico! Bu ne? Ay yerim. Rico! Dur
Gel bakayım. Gel. Bak burada ne var? Bak 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 bak. Hayır Rico. Rico. Hayır anneciğim. Hayır. Rico. Ya bu kadar şov yapma be. Abartma be. Kolun çıktı. Ya bu kadarı şov Rico. Annem sevmediğim kıyafetleri giydirmiştir. Temsili. Gerçekten abartıyorsun. Bu kadar yaramaz bir kedi olduğunu düşünmemiştim. Biraz Rico ile eğlendim, oynadım. O da birazcık kıyafetine alıştı sanırım. Hatta ters yatırıp vücudunu sevebiliyorum arkadaşlar. Göbeğini falan. Bu iç karın bölgesini sevebiliyorum şu anda. İzin veriyor. Çünkü böyle bir olayın şokunda hala. Ne olduğunu anlayamadı. Ama yavaş yavaş kabullendi. Yürüyüşü falan biraz daha düzeldi. İyisin değil mi? Neyse. Şimdi şeyi söyleyeceğim size. Biz bu ev bulduk bugün. Size evi hatta göstereyim. İnşallah bulabilirsem. Lokeren'deydi yine o da. Eve bayıldık arkadaşlar ama Ezo aradı konuştu emlakçıyla. Evi haftaya cumaya kadar görmeye gelecekmiş başkaları. Bize de haftaya cuma gelebilirsiniz diyor. Ama biz gelene kadar muhtemelen o ev tutulur. Bunun sebebi de burada öncesinde düzenli çalışmış olan, Belçika'ya kayıtlı olan, Belçika vatandaşı olan ne bileyim. Onlara tabii ki daha öncelik tanınıyor. Ama eğer ki biz şu anda 3 aydır Belçika'da yaşıyor ve Belçika'da düzenli bir işte çalışıyor olsaydık, buna bağlı olarak Belçika oturumunu almış olsaydık, burada bir Flemen'le hemen hemen aynı haklara sahip oluyorsunuz. Yani normalde bize de verirler. Biz de o listeye girebiliriz ama tamamen o zamana kadar dediğim gibi tutulacağını düşünüyoruz. İçini komple yenilemişler. Şöyle size ters çevirip göstereyim. Ev komple dış görünüşüyle birlikte o haliyle yani kiralanacaktı. Bugün baktığımız evin 850 euroydu kirası. Hiçbir fatura matura hiçbir şey içinde yok. Sadece evin kirası. Ve ilk girişte de 2500 euroya yakın para istiyordu. Bu emlakçılar da istiyor olabilir, depozitolu olabilir. Onu tam bilmiyorum. Ama bu şu an göstereceğim ev 790 euro. Ve bugün baktığımız evden daha güzel ve daha büyük. Şimdi burası banyosu. Şöyle evin dışı komple bu. Yani kiraladığınız ev bu oluyor. Sizin oluyor yani. Böyle büyük bir terası var. Böyle bir banyo. Burası sanırım bir depo gibi bir şey. Burası salon. Mutfak. Ada parçası var ve çok güzel ışık alıyor ev. Burası yine teras. Bahçe gibi. Burası bir odası. Burası da diğer odası. Yani bu ev diğerinden daha büyük. Tek şeyi çatı. Diğerinde böyle bir çatı şeyi yoktu. Oyuntusu yoktu. Bu kadar. Yani bu evi de beğendim ama dediğim gibi bize gelene kadar muhtemelen bunu tutanlar olur. Çünkü bu fiyatı da uygun. Gibi çok değişik ve benim de çok şaşırdığım bir şey yapmaya gidiyoruz. Belçika'da Türk sinemasına gidiyoruz arkadaşlar. Bizim olduğumuz Anvers'te bu sinema varmış ve bugün Murat ve Ezo ile birlikte biz de oraya gidiyoruz. Onlar söylediler zaten bize de. Burak Kurtuluş'un filmine gitmek istediler. Biz de onlara eşlik edip o filme gideceğiz hep birlikte. Saat 4'te buluşacağız. Saatimiz şu anda 2.25. Ben duştan çıktım zaten. Saçlarım gördüğünüz gibi bayağı dağınık bir şekilde çıktım karşınıza. Şimdi sizinle birlikte hazırlanmak istedim. Çünkü bayağıdır sizinle birlikte böyle konuşarak, sohbet ederek hazırlanmıyoruz. Hem biraz sohbet ederiz hem de hazırlanırım diye düşündüm. Hem de böyle bundan önce yayınladığım videoların altına yazdığınız yorumlara da cevap vermek istedim buradan makyaj yaparken. Saçlarıma bu uçucu yağdan kullanacağım. Şöyle iki fıs ısıtıyorum. Şu sıralar özellikle arkadaşlar saçlarım çok dökülmeye başladı. Ya su değişikliği, hava değişikliği. Ya da şampuan değişikliğinden şöyle kendime güzel bir şampuan almak istiyorum. Saçlarıma güzelce bakım yapan ve dökülmesini önleyecek bir şey olması lazım. Gerçekten çok dökülmeye başladı. Yani ben normalde bu kadar saç dökmem öyle söyleyeyim. Bu arada bu tarak da gerçekten çok iyi. Ablamın bana aldığı tarak. Daha önce zaten göstermiştim. Bakın hemen açıldı mesela burası. Diğer türlü arka kısım kapalı olan taraklar da güzel ama bu fosfos oluyor ya böyle. Onlar biraz daha aslında saçı dolaştırıyormuş yani onu fark ettim bu taraktan sonra. Bu tarak daha kolay açıyor bakın böyle.
Hızlı bir şekilde açtım burayı. Uzun zamandır saç bakımı yapamıyorum. Diplerime böyle bir yağ falan sürüp bekletmiyorum. İnsanın kendi ev düzeni olmayınca çoğu şeyden geri kalıyor. Dün video yayınlamıştım cuma günü ve bana şu tarz yorumlar gelmeye başladı yine. Önceden de bir düğün öncesi de böyle bir şey olmuştu. Mesela düğünden önce bana şey diyenler oluyordu. Videolarını geç yayınlıyorsun. Hani düğünden önce insanların en yoğun olduğu dönemler arkadaşlar. Ya böyle düğün telaşı. Kötü bir şey söylemek istemiyorum da böyle cenaze telaşı. Ya da taşınma telaşıdır. Ben de hep bu tarihler ya bu dönemlerde size videoları biraz geç yayınlıyorum. Onun sebebi de hem işte bu şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz, ev bakmaya gidiyoruz. Bunun sizin görmediğiniz tarafları var. İşte belgeler vesaire, işte kayıt işlemleri falan filan. Hani ben size her şeyi çekmiyorum sonuç olarak. Bunlarla da uğraşıyoruz ve şu an Gülbahar annemlerin evinde yaşıyoruz. Bir evde de sonuç olarak bir düzen olur. Her evin farklı bir düzeni vardır arkadaşlar. Burada mesela şu an internet yok. Bağlatmak istemiyoruz çünkü Gülbahar annemlerin telefondaki internet onlara yetiyor, artıyor bile yani. Fazladan bile geliyor. İnternet bağlatıp işte tekrar onu taşıtmak vesaire burada Türkiye'deki gibi kolay da değil. Biz de yarın bir gün zaten bir eve çıktığımızda kendi evimize internet alacağımız için burayı bir daha tekrar hani internetle de uğraşmak istemiyoruz açıkçası. Şu anda mesela ben kendi mobil internetimden yüklüyorum size. Son Almanya'dan 2 video ve onun dışında bütün Belçika'da çektiğim bütün videoların hepsini ben kendi internetimle yükledim sizlere. Hem YouTube'un düzeni bozulmasın hem de sizle ayrı kalmayalım diye. Aslında onları hızlı editleyip size sundum ama dediğim gibi işte onu yazan olmuş işte videolar geç geliyor işte izlemesi zevk vermiyor gibisinden. Bu konuyu zaten okey hani siz de haklısınız da bu konuyu zaten pek anlamış değilim. Geçenlerde yüksek aboneli bir kişinin kanalına yazın çektiği videoyu attığını gördüm. Yani bayağı yazın ortasında Ağustos'ta çektiği videoyu attığını gördüm. Çok güzeldi video, çok güzel düzenlemiş, editlemiş mesela film gibiydi. Ben mesela hiçbir şey düşünmeden izledim, gayet güzel bir videoydu çünkü uğraşmış falan. Bir de YouTube'da algoritma diye bir şey var arkadaşlar. Bu hepimizin baş belası yani YouTuber'ların baş belası. Bu Instagram'da da var, TikTok'ta da var. Gitgide kameram yamuluyor farkındayım. Çünkü yastığın üstündesiniz şu an. Saçımı da tara bitiremedim. Bak, gece de geçmem lazım artık. Bu algoritmayı da biz hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Yani ne oldu, ne bitti algoritmamızı göremiyoruz arkadaşlar. Yani biz istatistikleri görüyoruz ya. O kısımdan işte sizin hangi gün aktif olduğunuzu, YouTube'un en çok kanalımın en çok ne zaman hangi günlerde izlendiğini falan görebiliyorum. Ben de özellikle o günlerde video atmaya çalışıyorum. Şimdi mesela benim eskiden salı ve cumaydı bu günler. Ama ben salı ve cuma şeklinde ilerlerken baktım ki artık salı günleri benim attığım videolar izlenmiyor. O yüzden ben de salı günü atacağım videoyu cumaya aktarıp yeni bir düzen oluşturmaya başladım. Ve şu an böyle bir düzeni oluşturana kadar bu şekilde düzensiz gidecek. Ama sonra o düzeni alıp onunla birlikte artık düzenli bir şekilde yayınlamaya çalışacağım. Yani salı günü yayınlayacak olduğum video da cumaya gelmiş oldu. Mesela bu da bir gecikme sebebi. Yani sizin salı günü izleyeceğiniz videoyu cuma günü izlediniz. O yüzden size geç yayınlanmış geliyor. Neyse bu konuyu niye bu kadar açıkladım bilmiyorum ama. Evet, o konuya açıklık getirdik. Şimdi ikinci konumuz. Şey, Almanya'dayken Almanya'yı övüyordun. Belçika'ya geldin. Almanya senin için kötü bir yer haline geldi. Böyle bir şey asla yok. Hani nereden çıkarttığınızı da anlamadım. Birisi yazmış, sonra arkasından birkaç kişi daha onu desteklemiş falan. Ben Almanya kötü demedim ki, hiçbir videomda demedim. Yani ben kendi çektiğim, editlediğim videoyu siz benden daha iyi biliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Siz izleyiciler olarak sizin şeyinizde, inisiyatifinizde kalıyor artık. Ben hiç öyle bir şey söylemedim hiçbir videomda. Ama ister istemez kıyaslama yapıyorsunuz arkadaşlar. Yapmak istemeseniz bile yani bu içten gelen bir şey. Dediğim gibi hani Türkiye'de daha önce de söylemiştim bunu. Türkiye'de iki şehri bile kıyaslıyoruz mesela. Ne diyoruz? İzmir'de yaşanır işte metropol ama İstanbul trafiği çok var, yaşanmaz. Yani bunun gibi düşünün. Ben de Belçika'yla şu an iki yerde yaşamış insan olarak eksi ve artı yanlarını söylüyorum. Almanya'da bir de yani Almanya dedim diye bunu da defalarca kez söylememe rağmen Almanya'dan komple bahsetmiyorum. Magdeburg'dan bahsediyorum. Ya bunları artık lütfen anlayın. Defalarca kez aynı şeyi açıklamak ben de istemiyorum açıkçası. O yüzden bu konulara açıklık getireyim dedim. Yani Almanya küçümsemek bana mı kaldı? Koskoca Avrupa ülkesi arkadaşlar. Hatta birinci sırada geliyor yani Almanya. Ama işte zevk meselesi. Hani parfümlen aşkım. Mesela bazı insanlar
İsviçre'deki o yeşil köyler var ya hani. Orada yaşamak onları mutlu ediyor. Ben de mesela orada yaşayamam. Ne bileyim, bunun gibi düşünün. Herkesin sonuçta yaşam tarzı farklı. Ve o yaşam tarzına ayak uydurabilecek ülke de farklı. Ya ben şu anda dediğim gibi Magdeburg'daki hayatımı da seviyordum. Ama farkı çok bariz belli yani. Şu an Anvers'teki yaşamla orası çok bariz belli. Ben farkı çok iyi anlayabiliyorum. O yüzden de bunu söyleyebiliyorum. Hatta ben söylemeden sizlerden de gelenler var. İşte orası daha canlı, yüzünüz gülüyor, daha mutlusunuz, daha çok geziyorsunuz vesaire gibi yazanlar oluyor. Çünkü hani bu anlaşılabilir bir gerçek yani. Değil mi? Burada çoğu yere yürüyerek gidiyoruz. Katılıyorum. Emre birazdan aramıza gelecek. Şu an o da hazırlanıyor. Tamam, böyle bir hafif ten makyajı yaptım. BB krem sürdüm zaten. Şu notum. Bugün o zaman biraz likit ürünler yapalım ya. Şöyle allığımı da BeFit'ten yapayım. Diğer konu da şey, bizim buradaki yaptığımız alışverişler, gezmelerimiz, tozmalarımız, para harcamamız. Hani bunu zaten yapmamanız gerekiyor da, başkasının hayatı sonuçta. Burada işte ben Primark videosunda şey diyorum ya, iki kış giy, sonra yenisini al. Çünkü 35 euroluk bir monttan bahsediyorum orada. Öyle yapıyor yani, buradaki insanlar öyle yapıyor arkadaşlar. Buna siz tepki gösteriyorsunuz ama ben buranın kültürünü şeyini değiştiremem yani, adamların yaşam tarzını. Türkiye'de öyleydin de oraya gittin işte değiştin gibisinden bana söylüyorlar da. Yani benimle kolumun zaten alakası. Eskiden mesela 35-40 liraya biz de mont alıyorduk çeşit çeşit. Her renkten alıyorduk. Sanki onu 10 yıl giydik o montları. Kıyafettir veya başka kullanılan şeylere en çok değer verilen yer ülkemiz yani Türkiye. O da işte alınması zor olduğu için. Ulaşımı zor olduğu için insanlara çok değer veriyor. Veriyor. Biz de veriyorduk. Saçımı çok dalgalı yapasım var. Kim uğraşacak değil mi? Kim uğraşacak? Kim uğraşacak? Sevmin uğraşası yok hiç. Şimdi Ezo yapar saçlarını, maşa yapıp gelir. Ezo'nun güzelliği zaten beni benden alıyor. Gözleri falan çok güzel. Fıstık gibi bir kız. Yani arkadaşlar, kırıcı olmadan size açıklamaya çalıştım. Umarım anlaşılmışımdır. Kimseyi ben burada üzmek veya ne bileyim kalbini kırmak istemem. Öyle bir şey isteyen bir insan hiçbir zaman olmadım. O yüzden lütfen yanlış anlamayın. Yani kişisel algılamayın. Ben sadece bir video çekiyorum. Tamamen kendi hayatımla ilgili ve bambaşka bir ülkedeyim. Bambaşka bir kültürün içindeyim. Öyle düşünün. Yani sizin videoda izleyerek şaşırdığınız şeylere ben yaşayarak dahil olup şaşırıyorum. Neyse. Beni zaten anlayan anladı diye düşünüyorum. Bir de mesela arkadaşlar, zannetmeyin ki burada ben sadece düşük bütçelilere veya çok yüksek bütçelilere hitap ediyorum. Ben herkese hitap ediyorum. Bu çok zor bir iş bakıldığında aslında. Çünkü düşünsenize ya, herkesin alınmayacağı ve gücenmeyeceği şekilde bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Herkese hitap etmeye çalışıyorsunuz. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Ve ben mesela çıkıp bir videomda şey demiştim. Almanya'da sanırım, hatırlamıyorum. İşte Primark'ın ürünleri şöyle güzel, böyle güzel, övdüm mesela. Şimdi Almanya'da yaşayan, bütçesi, geliri yüksek olan bir takipçim de mesela dedi ki, dandik şeyi niye övüyorsun? Şimdi hani hangi birine, anladınız mı? Ben genel olarak kendi düşüncelerimi belirtiyorum. Dediğim gibi, beni seviyorsanız, sadece eğlenmek için veya hayatınızın bir kısmına beni dahil etmek için beni izliyorsanız zaten problem yok. Ama eğer sizi gerçekten üzüyorsam, sinir ediyorsam zaten izlemeyin yani. Ben kimseye böyle bir şey istemem yaşatmak. Bu arada dudağımda şey var. Fiko'nun transparan glosu var. Şu. Bu biraz dolgunluk veriyor dudağa hem. O yüzden sürdüm. Bir şey diyeyim, bir de var ya, sizle konuşurken nasıl yaptığımı anlamadım. Çok hızlı oldu ya. Ne sürdüm, ne sürdüm, ne ara bitti makyaj, hiçbir şey anlamadım. Rico. Oh. Gloss sürdüm, seni öpemem ama bunun rövansını alacağım. Nereye gidiyorsun? Bak, bayağıdır yoksun ya sen. Neredesin sen? He? Oh, güzel suratlım. Güzel suratlım. Dişlere bak, dişlere. Bak, seni yerim. Saçlarımı kurutup geliyorum arkadaşlar. Evet, altıma bu Milan'ın jinini giydim arkadaşlar. Bu jin gerçekten çok güzel. Böyle dizleri yırtık detaylı. Bunlar sonradan koptu. Üstüme de yine Milan'ın böyle bir sweatshirtini giydim.
Bayağı eskiden almıştım aslında. Bir sene, iki sene falan oldu sanırım. Ama stoğu varsa aşağıya linki eklerim. Böyle bir kombin oldu. Bütün kıyafetlerim poşetlerin içerisinde. O yüzden sürekli aynı şeyleri giymiş gibi hissediyorum kendimi. Az kaldı. Çok yakın zamanda artık kıyafetlerime, dolaba, makyaj masasına kavuşacağım. Burada birazcık zor oluyor dediğim gibi. Bu arada şurayı benim böyle yapışık oluyor, tamam mı? Orayı ne yapıyorum biliyor musunuz? Saçımı kuruturken bunu buradan alıyorum ve böyle yapıyorum, tekrar iktiriyorum. Şimdi tam şuradan dolayı gösteremedim. Bakın şöyle, şöyle yapıp burayı tekrar kurutma makinesiyle böyle tutuyorum ki orası böyle şekil alsın. O yüzden böyle biraz daha dolgun duruyor. Yoksa saçım ince telli olduğu için dolgun durmuyor. Yanımda da fön tarağım yok. Evet, çıktık. Ler bizi almaya. Özel hizmet ya. Evimizin önünden. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Neydi, hangi filmdi? Sevmedim deme. Şarkısının adı da öyleydi galiba. Evet. Sevmedim deme. Onun hikayesini anlatacak herhalde. Hiç bakmadım. Sürpriz olacak. Güzelmiş mi? Yer burası arkadaşlar. Şöyle. Şurada Decathlon var. Şurada da inşaat malzemeleri satılıyormuş. Brico'da. Böyle sinema yeri. Bayağı da büyük dışarıda. Baksanıza otopark falan çok kalabalık yani. Çoğunluk buradalar. Aa, karşıda da inşaat var. Hayır, Türk olduğunu Türk'üm demeden göster. İnşaatın karşısında oturup izleyesim geldi. Al sana sinema. Burada 45 geçe. Biraz zamanımız var. Birazdan gireceğiz. İçeriği de size belki çekerim. Ezo ve Eflatun rengi miydi bu? Pembe kabanı. Niye utandın? Ezo ya. Ama bak bir şey diyeceğim. Biz seninle diğer videoyu istediğim gibi çekemedik. Evet, biliyorum. Evet, sizi tanıştıramadım adam akıllı şöyle Ezo'yla. Biz artık punk olduk. Aynen. Belçika punkisi. Belçika punkisi olduk biz. Canım benim. Türkiye'de de vallahi denk getirelim, biliyor musun? Evet. Kuşadası için geldiniz. Evet ben ya. Ben mesaj attım ama siz bir günle geldiğiniz için görüşemedik. Evet. Günü birlik gelmiştik biz. Biçe geldik, sonra akşam dönmüştük. Aynen. Yine ayarları, sen de İzmir'e gelirsin. Tabii ki. Canım İzmir'e benim. İzmir'e bayıldık sanırım sen. Orada da yakınız ya. Evet. Çok şanslıyız ama valla. Kader bizi birleştirdi. Aynen. Yakında seni de, Emre'yi de yakınlarımızı taşıyacağız. Evet. Bizim o taraflara inşallah. İnşallah. Dersen, i̇nşallah. Bir ev çıkarsa. Şu an amacımız o. Aynen. Hadi inşallah olur da. Bir sinema keyfi yapacağız. Bir sinema keyfi yapacağız. Bayağıdır gitmiyorum biliyor musun? Ondan sonra da yemek yiyeceğiz. Bir yön yedim bugün. Düşün, böyle gıcık gıcık bir şey yedim. Hani böyle kremalı falan. Böyle. Evet. Yoğun bir şey yesin. Makarna. Evet. İçerisi şu şekilde arkadaşlar, bayağı şey, ışıl ışıl. Sanki bambaşka bir yere girmişiz gibi. Dışarısı nasıl, içerisi nasıl, değil mi aşkım? Çok güzel yapmışlar dizaynla böyle. Otomatlardan sanıyorum alıyorlar falan. İstediği filmin değil mi? Ticket'ını alıyor, içeri giriyor direkt. Şuradan da alabiliyorsun. Bak, aa, bir de oraya yapıyorum. QR kodları koymuşlar. İstediğiniz filmi. Evet. Alabiliyoruz. Aynen aşkım. Burada şimdi mesela yabancı filmler de var arkadaşlar. Türk filmleri de var. Biz şimdi Türk filmine gireceğiz. Başka Türk olarak ne var bilmiyorum. Bunlar yabancı. Şöyle bakın, otomatlar var. Şimdi buradan. Ben de şunu kurcalayayım. Aa, burada mesela bakın, sevmedim deme var. Türk başka var mı? Ya da mesela şey olabilir belki. Türkçe seçeneği olabilir. Bakın mahalleden arkadaşlar var. Şu filmi çok merak ettim. Bunda. Bayağı da olmuştu sinemaya gelmeyeli valla. Güzel bir deneyim olacak. Popcorn falan da alırız şimdi. Yani böyle bir yer size de göstermek istedim. Belçika'da da böyle bir Anvers'te, hatta Anvers diyeyim. Artık şehir isimlerini söylemeyi öğreneceğim arkadaşlar. Anvers'te böyle bir yermiş. Şimdi biletlerimizi aldık. Popcorn ve içecekte Lipton aldık. Bu Belçika'da burada meşhurmuş. Böyle büyük boy bir de mısırımızı aldık. Ve şimdi giriyoruz. Şuradan girişeceğiz. Böyle çok sistematik yapmışlar. Sevdim yani. Buradan istediğinizi alıyorsanız direkt burada ödeyip içeri giriş yapıyorsunuz. Ve büyük yani, market gibi burası bayağı. En arkaya geçtik. Gayet güzel bir açıda oturuyoruz arkadaşlar. Ama bunun film başlamadan bitirmezsek iyi. Yiyip duruyoruz sürekli. Yani çok iyi gidiyor. Evet, filmimiz bitti arkadaşlar. Sesimiz geçtiğinde. Hadi bir sigara daha yak. Biri belki kalbimi çürür gelir o zaman. Bütün şarkıları ezberledim şu an. Artık gidiyoruz. Uyuyacaktım. Son dakikalarda uykum geldi. Ay, kalbim koptu.
çok güzel koptu. Bilmiyorum, şu anlık çekiyor. Bizim evin tarafına geldik. Yemek yiyeceğiz. Film hakkında şimdi konuşalım mı, evde mi konuşalım? Instagram'da da yazmışlar. Sevin film hakkında düşüncelerini söyle diye. Biliriz ama genel hatlarıyla böyle basit bir film. Zaten işte Burak'la Kurtuluş'un böyle hayat hikayesini falan anlatıyor. Aynen. Nasıl böyle yükselişe geçtiklerini. Hani çok iyi bir oyunculuk falan beklemeyin yani. Evet, amatör oyunculuklar falan. Senaryo. Evet, oyunculuk hakkında bir beklentiye girmeyin. Ama seviyorsanız, sevdiğiniz iki sanatçıysa, değil mi? Aynen, İzlemek öyle. İçin gelebilirsiniz. Biz de böyle aktivite olsun diye geldik böyle. Yani evet. Pek zaten takip ettiğimiz sanatçılar değiller, aynen. Şarkılarını bildiğimiz çoğu şarkısı biliyoruz aslında. Ama herhalde hiç açıp dinlememişimdir de. Değil mi? Evet. Sanki şeyi sadece sevmedim demeyi belki dinlemişizdir. Onun dışında hepsini biliyorum. TikTok sağ olsun. Bir de böyle tabii gittiğimiz yerlerde falan çalıyor ya da hani böyle duyuyoruz yani. Evet, geldiğimiz yer çok kalabalık arkadaşlar. Şöyle hemen bir ufak gösteriyorum. Bir Türk restoranına geldik. Menüsü de direkt bu şekilde. Mesela bir mercimek söyleyelim. Evet. Birlikte içeriz. Tamam. Sen normal yemek söyle, onunla birlikte yeriz. Ben belki acılı bir şey söyleyeceğim. Ben öyle diyorsun. Öyle yapınca acılı söylemiyorum. Ama acıyı yanında ya getiriyorlar. Tamam. Sen bilirsin, tamam, ne istiyorsan onu yok. Tamam, o zaman ben en acılısından Adana olur. Adana falan. Adana mı? Hayır, şaka yaptım, normal bir şey söyleyeyim. Mesela bak orada 14 kilo. Direkt. Bilmiyorum bak aşkım ya, sen ne seçersen ben okeyim yani. Sen buraya polisler niye giremiyor, onu anlat. Nasıl? Sebebi ne yani? Ne? Polislerin girememesi. Çünkü çok markalar falan böyle. Onlar mı da toplayın? Çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Ben önden biraz deneme yaptım da. Yemişsin, evet. Ben lavaboya gitmiştim. Çok gürültü değil mi burası? Evet. Çok kalabalık. Evet. Çok bağırıyorlar. Neyse. Önce mercimek istiyoruz arkadaşlar. Bir tane söyledik çünkü ben bir taneyi bitiremiyorum. Çünkü minyoş kalbim, midem, evet, bitiremiyor. Yerim canım. Seninle birlikte gidiyor. Son olarak köfte de bu şekilde geldi. Ben Sevo hemen ve yakaladım, döktün. Nasıl? Ha, köfteden almadın değil mi? Almadım. Böyle ya. Sarıya yakın. Bizim saç rengi evet ya, direkt göçmen rengi. Ne yapıyorsun? Seni çekiyor masaya da. Boş geçmesin. Öteki masaya. Bence böyle değil. Sen de mi? Gözükmeyeyim. Ben de mi gözükeyim? Biraz daha iyi. Çok beyaz değil o. Ne dedin lan? Hani sürekli onlar loto oynatıyor. Aynısı ya. Sana gençliğimi fotoğrafını göstereyim. Kopya. 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 13-14 dakika yürüme mesafesiyle yediklerimizi erittik. Bir kafeye oturduk. Kahve içeceğiz şimdi. Şöyle bir meydanda. Yani çok sentra doğru inmedik. Biz arabayla da gitmek istemedik. Biz Ezgi diyorum ya. Ezo'yla dedik ki yürüye. Hava da güzel. Hava da güzel. Aynen öyle. Yağmur yağmıyor, çamur yok. Yediğimiz İran yemekleri eritelim. Köfte çok kötüydü. Hiç güzel değil. Benimki hiç güzel değildi. Hayal kırıklığıydı tam bugün. Senin zaten pide söyledi. Benim lahmacun. Lahmacun geldi. Bol unlu lahmacun pişirmişler. Afil undu. Undu. Murat yüzünden. Murat, biz Mevlana'ya gidecektik. Evet. Bedava da tatlı yani. Ha valla. Hasan abi. Oraya götürseydiniz. Ya güzel, bizim için de tecrübe oldu. Çok güzel aynen. Aslında. Hep görüyoruz orayı. Gerçekten güzel olan yemekler. Ama şu bugün... çok kalabalıydı ya. Ben. Evet, bence de bak. İlgilenemediler. Aylar gittiğimizde çok memnun kalıyoruz. Pidesi çok güzel. Küçük küçük. Bu benim bence bana lahmacun getirdi hatta. Evet ya, senin lahmacun geldi. Değil yani. Değil, imkansız. Değildi. Bizim köfte de çok kötüydü ya. Lastik gibiydi bence sizin köfte. Bence iyi değildi yani. Dondurucu kokuyordu harbiden. Ve lastik gibiydi.
Evet. Neyse ya gene de buzdolabı kokuyor ya. Murat diyor ki buzdolabı kokuyor diyor. Allah'ım dedim sonunda beni anlayan birisi çıktı. Emre'ye söylüyorum. O koku ne? Öyle bir koku mu var? Veya annemler hani kim olsa anlamıyor beni. Buzdolabı kokusu sinecek diyorum mesela. Ben bir şey üstü kapalı koyuyoruz ya mesela peynir. Evet. Ona buzdolabı kokusu siniyor. Aynen. Yiyemem. Folyoma gerekiyor. Bunun lazım. He, ya da kapalı bir saklama kabına aynen koyacaksın. Ben evet yiyemiyorum işte. O kokuyu sevmiyorum. Bir o kokuyu sevmem. Bir de çok suda beklemiş. Yosunlaşmış sarı bez kokusu. Ha, evet. Niye bu konu bu kadar iğrençleşti? Bir de şey çok beklemiş yeşillik. Roka mesela. Değil mi? O mesela. O da kötü koku. Bir daha kötü ya. Dedim ya sana. Ben bulandım içeride. Yemin et. Mutfağa girdim. Kimse yok mu? Adam orada bulaşık yıkıyor. Dedim daha bekleyeceğim mi? Bir şey diyeceğim. Kahveyi de 10 saatte getirmesinler. Valla dedim dışarıda bekliyorum. Gel. Eğer öyleyse kalkalım. Ben burayı hiç sevmedim ya. Vallahi billahi hiç. North mı bura? Ha, North diye geçiyor. Tek istediğim bir kahve içmek ya şu an. Başka hiçbir şey istemiyorum. Aslında biz niye Starbucks'a gitmedik salak gibi? Starbucks kapanacak saat 9 ya yavrum. Kaçta kapanıyor Starbucks? 9'da kapanmıyor mu? 10'da mı? Bir saat için mi gideceğiz? İşte daha demin gideceğiz. Merkezde ya o, uzak ya. Çok değişik bir yer yani. Böyle yerlerde hiç hayır çıkmaz. Evet ya. Nasıl tutacağım? Saplı bardak getirmesi gerekmez mi? Tamam tut. Bazen anne çayıymış. 10 saniye. Biz kahve söyledik. Emre ile kahveciyiz biliyorsunuz. Böyle mumlarımızı dayaktık romantik bir ortam. Ama Emreler iş konuşuyor. Biz dedikodu yapıyoruz. Ve geldik. Ben kahvemi yaptım. Video editleyeceğim. Bu bir önceki videoyu kapatmamışım. Böyle şimdi yatağın üstüne uzanıp burada videomu editleyeceğim arkadaşlar. Şurada şuraya biraz. Bilgisayarım çok dağıldı. Şunu da silelim. Sıradaki video Gülbahar annemin doğum günü. Benimse makyajım bu şekilde. Zaten yüzümden çıktı. Şimdi makyajımı çıkartıp sizinle birlikte biraz cilt bakımı yaparız. Birazcık editimi yapayım. Sonra sizinle birlikte makyajımı çıkartırız. Sonra da bakım yaparız. Bu yudum size gelsin. Tam olarak bu peteğin önünde arkadaşlar videonun editini bitirdim. Sıcacık sırtımı yasladım. Bugün biraz halsiz hissediyordum. Neyse videomun editi bitti. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bakım kısmını bir sonraki videoda göreceksiniz. Onu da şimdiden söyleyeyim çünkü video çok uzun olmuş. Umarım videoyu da keyifli izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoma da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öptüm. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.